Değil mi? Şunu biraz kıssana. Aynı şey. Sen kendine çevirdiğin için öptüm. Biraz kısarsın. Ses. Şey. Hazır mısın? Evet. Bir, iki. Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneğimizin hazırlamış olduğu Mesnevi Sohbetlerin dördüncüsünde birlikteyiz kıymetli misafirlerimiz. Hem burada katılan kıymetli misafirlerimize hem de ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Hazreti Mevlana aşıklarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayınızı da en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kıymetli Fatih Çınar, Doktor Fatih Çınar hocamla birlikte bugün Mesnevi Sohbetlerinin dördüncüsünü inşallah icra edeceğiz. Rabbim kendisinden razı olsun. Bizleri kırmadı ve bu sohbetlerimize devam ediyoruz kıymetli Fatih hocamla. Diğer sohbetlerimizde de olduğu gibi yine her sohbetimizde bir konuk misafirimiz, konuk müzisyenimiz bizlerle birlikte oluyor. Geçmiş 3 sohbetimizde neyzenlerimizi Sivas'ımızda güzel nadide neyzenlerimizi ağırladık. Bugün ise Sivas deyince, tasavvuf musikisi deyince aklımıza gelen kıymetli hocamız, abimiz Mustafa Akpınar hocamızı ağırladık. Kendisine de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum hocama. İnşallah kendisinden de Fatih hocamdan sonra mikrofonu kendisine vereceğiz ve hem müzikle olan hayatı, tanışması hem de o güzel kanundan inşallah birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz. Ve akabinde de en son yine Sema mukabelesiyle sohbetimizi sonlandırmış olacağız. Ben şimdi mikrofonu mesnevi sohbetini, mesnevi okumalarını gerçekleştirmek üzere kıymetli Fatih Çınar hocama tevdi ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Vaktimiz bereketli olsun inşallah. Edepten, adaptan olması bakımından sohbetimize başlamadan Mevlana Hazretleri başta olmak üzere Efendimiz Aleyhisselam'dan günümüze kadar din-i mübini İslam'a hizmet eden mümin müminat kardeşlerimizin, ecdadımızın, ulemanın, evliyaullahın ruhlarına bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif'le başlayalım inşallah. Evet kıymetli dostlar, bundan önceki 3 sohbetimizde Mevlana'mızın ancak 10 beytini ifade edebildik hocam. Bugün Hazreti Pir'in de inşallah himmetleriyle ilk 18 beyti bitirmeyi hedefliyoruz. Malum olduğu üzere ilk 18 beytin Mevlana Hazretlerinin mesnevisinde ayrı bir önemi var. Tabiri caizse 26 bin beyitlik yaklaşık mesnevinin bir dibacesi, girişi, ön sözü gibi bu 18 beyit. Malum olduğu üzere kendisinden bu güzellikleri yazması istendiğinde Mevlana Hazretleri o engin ve keskin ferasetiyle daha önceden hazırlamış olduğu bu 18 beyti sarının içerisinden çıkarıyor. Kendisinden böyle bir eser yapmasını, yazmasını isteyenlere hediye ediyor. Ben bir nevi bunu Fatiha suremize benzetiyorum. Teşbihte hata olmaz. Kur'an-ı Kerim'in özeti Fatiha suresi, Fatiha'mızın özeti Besmele, Besmele-i Şerif, Besmele'nin özeti de derler ki alttaki bir nokta. Yani bütün kainatla Rabbimizin yaratılışın, hikmetin, işleyişin sırrı o B harfi ve altındaki noktada gizlidir derler. Sayın Müdürüm hoş geldiniz.
Mevlana Hazretleri de bu 18 beyitle kıymetli dostlar, tabiri caiz ise 26 bin beyitlik Mesnevisinin bir özetini, tarih, zaman, mekan ne kadar değişirse değişsin, değişmeyecek hakikatleri en üst perdeden ifade ettiği 18 beyit. Biz 10. beyitle bitirmiştik. Mevlana Hazretleri neyden, neyin feryadından bahsetmişti, çağrısından bahsetmişti. Efendim, aşk ateşi ile Cenab-ı Hakk'a tekrar kavuşma arzu ve iştiyakından bahsetmişti. Yine neyden dem vurmaya, neyin hali üzerinden aslında bizi tarif etmeye, çağrılarını bize yönlendirmeye devam ediyorlar. Diyorlar ki, ney sevgilisinden ayrılmış olanların arkadaşıdır, dostudur. Onun yakıcı sesi bizim Hakk'a kavuşmamıza engel olan perdelerimizi yırtmıştır diyor. Şimdi neyin? Hatırlanacağı üzere o ilk derslerimizde, sohbetlerimizde bahsetmiştik. Hakikaten o insanı derinden etkileyen, huşu kanallarını, perdelerini tabiri caizse kaldıran, harekete geçiren bir yanıcı, yanık bir çağrısı, bir daveti vardı. O ruhlar aleminden Rabbimizin elestü bi rabbikum hitabına, yani ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim hitabına muhatap olan o manevi sarhoşluk, o manevi lezzet halinden ayrılarak bu madde alemine, madde boyutuna, sınırlı bir aleme gelmenin hüznüyle tekrar o ruhlar alemine, tekrar Rabbimizin hitabına muhatap olmanın istek ve arzusu, iştiyakı içerisinde neyin böyle yanık bir tarafı vardı sesi itibariyle. Çünkü sevgilisinden ayrılan, sevdiğinden ayrılan insan ancak böyle içten içe yanar. İçten içe bir sesleniş olur. Yoksa efendim böyle paraya aşık olan, ne bileyim dünyevi bir takım şeylere aşık olan insanların aşklarını ifadeleri de aslında hiç yakışmıyor. Çünkü samimiyetle ifade edemiyorlar. Gönülden bir şey söyleyemiyorlar. Şimdi bakıyorsunuz parayı hocam adam arzuluyor. Parayı elde edince bütün her şey gidiyor. Bir takım makam, mevki, ünvan bir şeyler peşinde koşuyoruz. Diyoruz ki ya bunu elde ettik. Ne olacak şimdi? Hani derler dervişe sormuş bir tanesi. Demiş ki arkadaş sen çalış demiş para kazan demiş. Peki demiş çalıştım para kazandım. Ne olacak? Hiç demiş. Peki sonra işte çok güzel elbiseler giyersin, güzel şeyler yersin, insanların itibarı olur. Peki sonra hiç demiş. Şimdi işte şunu olursun, bunu olursun. En son şimdi bir hiçliğe getirecek ya sözü. En son diyor ki ya ne olacak işte hiçbir şey olmayacak. Kardeşim diyor ben zaten baştan hiçliği kabul etmişim diyor yani. Bu kadar şeye ne gerek var? O yüzden Mevlana Hazretleri'nin bu ney metaforu anlattığı ney sembolizmi bizim için çok önemli. O sevgilisinden ayrılan yani zahir aşıklarda bile değil mi? Karşı cinse bir sevgi muhabbet var. Onun konuşmaları bile farklılaşıyor. Onunla oturuyor, onunla kalkıyor. Dolayısıyla ney hakiki sevgiliden ayrılanların feryadını ifade ettiği için onu kim işitir? Aynı dertle, aynı kıvamda hakkı ve hakikati arayan insanlar işitir. Onun yakıcı sesi bizim Hakk'a kavuşmamızı engel olan perdelerimizi yırtmıştır. Şimdi neyin üzerinde malum olduğu üzere neyde 7 tane delik vardır. Bu nefsin 7 tane mertebesine işaret eden perdeler vardır. Efendim bize de 7 tane nefis mertebesi var. Emmaremiz, levvamemiz, mülhememiz, mutmainne, radiye, merdiye ve kamile olmak üzere 7 tane nefis mertebesi var. Her bir perde, nefsimizin bir perdesinin tabiri caizse sesi ve soluğu oluyor. Yani bizi o en böyle dışarıdaki nefsi emmare kabuğundan, kılıfından başlayarak nefsi kamileye kadar bizi hep hakikate çağırmaya devam ediyor. Ve bizim letafetimiz, ruhaniyetimiz bakımından da bazı perdeler var Rabbimizle aramızda. Bu perdelere malum kalp deniliyor, ruh deniliyor, sır deniliyor, efendim hafi deniliyor, ahfa deniliyor. Nefis ve bütün beden Rabbimize ulaşmamız konusunda bizim engelimiz. O yüzden neyin ses ve sır perdeleri
hakikati görmeye engel olan, bizi ya göz alıcı çiğ bir aydınlıkta yahut karanlıkta bırakan çokluk ve kesafet perdelerimizi yırtıyor. Şimdi Rabbimizden başka var demeye layık hiçbir şey yok kainatta. Ama biz şimdi çokluk aleminde, kesret aleminde ve kesafet içerisinde böyle maddeye yoğunlaşmış, maddeye boğulmuş bir boyutta bulunduğumuz için hakkı hakikati tam olarak idrak edemiyoruz. O yüzden dolayısıyla Mevlana Hazretleri bizi aşka davet ediyor. Aşk insanın gönlünü yakar. O gönül yangınıyla nasıl ki bir paslı demir böyle yanan ateşe tutulduğu zaman o paslar, kirler demirin üzerinden gider ve demirin özü ortaya çıkar. Bizim üzerimizdeki kir ve pasın gitmesi özümüzün Rabbimizden o ve nefaktu fihimin ruhi, ruhumdan üfledim buyurduğu yünümüz, tarafımız, burada tabii yanlış anlaşılma olmasın, yani Rabbimizden bir parça taşımıyoruz biz. Ama Rabbimizin nefesi, ben üfledim buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ruhumdan üfledim üstelik. Yani böyle bir büyük şeref, böyle büyük bir değer insana atfedilmiş. Bizim o yönümüz ancak aşk ateşiyle ortaya çıkar. Mevlana'mız Mesnevisi boyunca bir aşık modeli, bir de zahit modeli üzerinde sürekli yorumlar, sürekli tespitlerde bulunacak. O yüzden bize, efendim ben takvaya ulaştım, zühd eksenli bir hayat yaşıyorum, zahidane bir hayat yaşıyorum. Mevlana'mız bunu yeterli görmez. Bu zühd hayatının bir adım daha ötesinde aşık olmak lazım. Aşk kanatları ile Cenab-ı Hakk'a, hakikate uçmak lazım der. Neyin? Evet, 12. beytimizde de ney gibi bir zehri, ney gibi bir pan zehri, ney gibi bir dostu, ney gibi bir aşığı kim görmüştür? Şimdi ney hem zehirdir hem pan zehirdir. Ney aynı zamanda efendim bizim o kadar yakın dostumuzdur ki aynı derdi paylaşıyoruz çünkü. Peki nasıl zehir oluyor? Nasıl pan zehir oluyor? Şimdi insanı kamil Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinde neyle sembolize edilir? Neyin çağrısı ile, neyin kıvamı ile insanların durumu ölçülür. İnsanı kamil Rabbimizin bütün isimlerine ve sıfatlarına muhatap olabilen, bunu başarabilen kimse demektir. Hani bir kardeşimiz de Es-Sabur ismi tecelli etmiştir. Çok sabırlıdır. Bir kardeşimiz de El-Kerim ismi vardır. Çok cömerttir. Bir kardeşimiz de işte şu isim, bu isim ama insanı kamilde Rabbimizin bütün isim ve sıfatları tecelli etmiştir. Dolayısıyla o bir mihenk taşı gibidir tabiri caizse. İyi insanlar veya kötü insanlar, aşık olanlar, bu yolda tabirimi mazur görün, yavan olan insanlar insanı kamile göre tespit edilir. Neyin feryadı? Kendi derdinden anlayanlar için efendim varsa onlarda bir kötü yönler, bunları zehirler ve onu yok eder. O yüzden ney bir zehirdir. Efendim kötü insanlar varsa, hak hakikat aramıyor, bunlardan bir haber insanlar varsa onların bu zehirli durumuna da bir panzehir üretir. Hakikat çağrısı dolayısıyla hem bu yönüyle hem zehirdir hem panzehirdir. Ney kanlarla dolu bir yoldan, aşk yolundan bahsetmektedir. O sevgi yüzünden çöllere düşen Mecnun'un aşk hikayelerini anlatmaktadır. Tabii takdir edilir ki aşk böyle kuru bir iddia değildir. Geçenlerde bir sosyal medyada bir hocamızın böyle sohbetini dinliyorum. Diyor ki, çok hoşuma gitti hocam. Diyor ki ya beni arıyorlar diyor. Hocam ben falancaya aşığım. Adama bakıyorum diyor 100 kilo. 100 kilo aşık olur mu diyor. Aşk adamı ne yapmalı? Eritmeli kardeşim. Bakıyorum diyor adam gece yatıyor sabaha kadar uyku halinde. Aşıksan uyuyabilir misin? Uyuyamazsın. Aşk varsa uyku tutmaz. Bunun en güzel örneği bizde işte Leyla ve Mecnun, Ferhat ve Şirin, efendim Kerem ile Aslı. Bu insanların aşklarına bir bakın. Mecnun efendim Leyla bir dönem işte gelmiş böyle Mecnun'un yanına. Demiş ki ey Mecnun, uğruna çöllere düştüğün, perişan olduğun Leyla benim demiş. Mecnun bir müddet böyle bakmış,
Leyla'ya. Demiş ki sen Leyla isen bendeki kim o zaman demiş. Demek ki böyle bir sureta bir aşk şeyi yok. Gerçek aşk değil mi? Gerçek aşkı yakalamış tamam. Yani. Şimdi böyle bir sureta aşktan, zahir aşktan, batın aşkı, hakiki aşka geçmiş. O yüzden mecazi aşkı, hakiki aşkın bir kapısı olarak görür ehlullah. Osmanlı döneminde bir tekkiye intisap edeceği zaman birisi derlermiş ki oğlum, kızım sen daha önce birisini sevdin mi? Bir şeye aşık oldun mu? Yani olabilir kimisi işte ne bileyim bindiği binitine aşıktır, evine aşıktır. Ama sevmeyi, aşkı bilmiyorsa bir adam onu hakiki aşka nasıl götüreceksiniz hocam? O gidemez. O yüzden derlermiş önce git sen birini sevmeyi öğren ondan sonra gel yani. Bu iş bu kadar ucuz değil hocam. O yüzden Mevlana'mız Mecnun ile Leyla'nın aşk hikayelerini anlatan ve çöllere insanı düşüren bu hali neyden sudur ettiğini, insanı kamilin bütün kainata böyle seslendiğini ifade ediyorlar. Efendim aşk yolundan bahsediyorlar ve kanla dolu bir aşk yolu. Yani aşkın bir bedeli var kardeşlerim. Aşk bedel ister. Ve bizim tasavvuf kültürümüz, tasavvuf edebiyatımız, aslında halk edebiyatımız da bunun içerisine dahil edilebilir. Şimdi aşk deyince hep mesela aşk yoluna başını feda eden hep insanlar, büyükler zikredilir. Bu aşk yoluna efendim baş feda etmek Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da ödediği bir bedeldir. Bayezid-i Bistami Hazretlerinin, Hallacı Mansur Hazretlerinin, Mevlana'mızın, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin, Şemseddin-i Sivasi Hazretlerinin aşk ve cezbe esasına dayanan ve hakikat yolunda ödedikleri bedeli ifade eder dostlar. Evet, bir de şimdi aşıkların o böyle bedel ödemiş, kanlı elbiselerle, kanlı başlarıyla ödedikleri bedel dışarıdan bakanlara şöyle görünür. Ya bu zavallı kendini kaybetmiş, ne dediğini bilmiyor, ne kadar da böyle garip ve zavallı bir hale düşmüş. Biraz sonra Mevlana'mız ifade edecek, diyecek ki siz benim halime bakıp da beni zavallı diye dert etmeyin. Aşıklar için aşk yolunda, aşığı olduğu zat yolunda çektiği o çileler, tutulduğu cezbeler, efendim duyduğu şevk ve iştiyak onun için en büyük ödüldür. Yani bir defa Cenab-ı Hak ona tecelli etse her şeyini feda eder. Her şeyini bir defa tecellisi için. O yüzden işte neyin bize zevk ve aşk hadisesiyle bizi zevk ve şevk hadisesiyle aşka davetinden bahsediyor Mevlana'mız. Bize hak yolunu gösteren gerçek aşkın mahremi, dostu, aklını yitirmiş aşıklardan başkası değildir. Konuşan dile kulaktan gayri müşteri talip yoktur. Bunları diyorum ki kendi kendime aslında yazıp böyle evlerimizin en güzel yerlerine asmamız lazım. Gerçekten de aşkın mahremi kimdir kardeşlerim? Hani Nasreddin hocamız damdan düşmüştü yani hocam nasıl oldu, nereni ağrıyor, nasıl ol, işte acı duyuyorsun filan. Ne demiş? Bana damdan düşen birini getirin demiş yani. Şimdi aşığın feryadını duyacak, ona o çağrıya kulak verecek, karşılık verecek kimdir? Aynı o derdi taşıyan insandır. O yüzden bizde tatmayan bilmez denilir. Aşığın dostu da aklını yitirmiş aşıklardır. Hakiki aşıklar cezbeye tutulan, aklın da ötesine geçen, Rabbimizin tecellileriyle hayret halini yaşayan insanlardır. Konuşan dile kulaktan gayrı müşteri talip yoktur. Şimdi duyacak bir kulak varsa konuşuyor ney? Davet ediyor, aşka çağırıyor, hakikate çağırıyor. Onu duyacak bir kulak haline dönüşmemiz lazım hepimizin. Yoksa efendim ben hem dünyayı bir kalbimin içerisine alayım hem de hakikat aşığı olayım. Böyle bir şey dünya kuruldu kurulalı mümkün olmamış. Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakınlarına bakalım. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz'den bahsediyoruz, Ebu Bekir Efendimiz'den, Hazreti Ömer Efendimiz'den. Yaşadıkları çilelere bakalım, ödedikleri bedellere bakalım. Biz onların herhalde yüzde biri, binde biri sıkıntılarına tahammül edemeyiz. Bazen diyorum böyle dostlarla konuşurken, diyorum ki Allah'ım ne olur bizi yoklukla imtihan etme.
Bizim bu neslimiz, bizden sonraki nesiller yokluk görmedik biz. Yokluk nasıl bir şeydir? Yani evimizde musluğu çeviriyoruz bir tarafa, sıcak su akıyor. Çeviriyoruz bir tarafa, soğuk su. Şimdi Yılmaz Amca'ya soralım. Evlerine suyun geldiği, ben hatırlıyorum evlere suyun geldiğini yani. Daha 40 yaşlarında bir kardeşiniz olarak. Şimdi bir bardak su içeceksiniz, o suyu getireceksiniz, evinizde muhafaza edeceksiniz. Anneniz babanız sizden su istediği zaman büyük bir edeple o suyu getireceksiniz. Bir bardak su için ne bedeller ödüyoruz? Düşünebiliyor musunuz yani? Öyle klimayı çevireceksiniz, bilmem kombiyi filan, sıcak soğuk ağırlık. Tabii anneye babaya naz yapacağız. Anneciğim işte bu olmadı babacığım filan. Böyle diyorum herhalde Allah korusun bu kadar varlıktan sonra yokluk gelirse bizim evlatta herhalde bizi keser yerler hocam sabah kahvaltısına. O yüzden yokluğa alışarak yani zahirde bir şeyler olabilir. Ama onların sevgisi ve muhabbeti asla kalbe girmemeli. Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler mutsuzluk, acılar ve ayrılık ateşleriyle arkadaş oldu da yandı gitti. Diyor ki şarihlerimiz, Hazreti Mevlana'mız bu beytinde Cenab-ı Hakk'a kavuşuncaya kadarki tecrübelerini aslında bizimle paylaşıyor. Hani biz deriz ya ne günler yaşamıştı, ne günler geldi geçti. Bizim gibi böyle hızlı değişim dönüşüm yaşayan insanlar biraz daha yakından hissediyoruz bunu değil mi? Efendim ben hatırlarım yani böyle evimizle çarşı arasında 15-20 dakikalık bir mesafe var. Böyle otobüse bineceksiniz, hem ekonominiz müsaade edecek, hem otobüs gelecek, gelirse yer bulacaksınız vesaire. Şimdi bakıyoruz, yani biz şu anda buradan konuşuyoruz. Belki kutuplarda, Almanya'da, Avustralya'da, dünyanın dört bir tarafında insanlar susamışlar konağımızın içerisindeki şu muhabbete ortak oluyorlar. Burada bir şikayetten ziyade bir durum tespiti olduğunu söylüyor şarihlerimiz. Mevlana'mız o yaşadığı süreci biraz da böyle sitayişle bahsediyor ve bize diyor ki yani Cenab-ı Hakk'a vasıl olacaksanız bedel ödeyeceksiniz. O günleri, sıkıntılı zamanları tecrübe edeceksiniz. Ve efendim Sadreddin Konevi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri'nin bir olayını anlatıyorlar. Mevlana Hazretleri hastalanmış, vefatına yakın böyle yatakta yatarken Sadreddin Konevi Hazretleri ziyarete geliyor. Diyor ki üstadım Allah hastalığınıza acil şifa versin. Mevlana'mız da diyor ki Allah-u Teala hastalığımızı daha da artırsın. Şimdi hastalıktan şikayet yok. Daha da artırsın ki sevgilimize bir an önce kavuşalım biz. Onların biraz tabii olaylara bakışı farklı kardeşlerim. Aşık ile maşuk arasında herhangi bir engelin, herhangi bir sütrenin kalmasını istemiyorlar. Günler gelip, günler geçip gittiyse varsın geçsin. Gam yeme, onlara de ki geçin gidin. Sizin gidişlerinizden bizim korkumuz yoktur. Ey mübarek, ey temiz dost, sen kal, sen var ol. Bu önceki beytte de, bu beytte de Mevlana'mız zamana vurgu yaptılar. Sufiler, Allah dostları İbnül Vakt veya Ebul Vakt olma şuurunu kuşanmayı bizden isterler. Yani içerisinde bulunduğunuz zamanın evladı veya o zamanın babası olmanız lazım. Zaman çok kıymetlidir ama izafi bir şeydir. Ve bizim hakiki sevgilimizle aramızdaki engellerden birisidir. Bu zaman bir an önce geçsin, hakiki dost diye bazı şarihlerimiz kamil müminin kastedildiğini, bazı şarihlerimiz de bizzat Allah-u Teala'nın, Cenab-ı Hakk'ın kastedildiğini, Allah var, gam yok. Ne kadar güzel bir söz değil mi? İman var, imkan da var. O yüzden Rabbimiz varsa hiçbir derdin, sıkıntının bizim için bir problem olması söz konusu değil. 17. beytimiz, hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Bunlar şimdi hazırlanırken şöyle bir tefekkür ettim biraz. O kadar güzel seçilmiş ki hocam kelimeler, cümleler. Şimdi hak aşıkları muhabbet deryasının balıkları. Onlar vuslat suyuna, demek ki o muhabbet dediği deniz, vuslat suyu, o suya kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kandı.
nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzadı. Peki balıktan maksat kimdir? Ruhları mana deryasında yüzen zatlar ve aşk ehlidir. Aşk ehli muhabbete doymaz. Rabbimize ne kadar yaklaşsa daha fazla yaklaşmak ister. Vuslata doymaz da doymazlar. Mevlana'mız balığın dışında kalan demek ki birilerinin de olduğunu bize ifade ediyor. Onlar da kim? Suretlerle kayıtlı kalan insanlar var. Bunlar kötü insanlar değil. Mesela ebrarlar var. Ahya dedikleri aşıkların insanlar var. Şimdi ebrar olanların temel özelliği nedir? Ebrar olanlar keramet ve keşfe çok değer verirler. Yani çok aşk boyutunu bilmedikleri için keramete, efendim, keşfe önem verirler. Ahyar grubu ise ibadetlerin zahir boyutuna ve şekli yapısına daha çok takılırlar. Bunlar kötü değil, bunlar da güzel insanlar. Ama Mevlana'mız hani ifade etmeye çalıştım, böyle bir zahit ve aşık kıyaslamasıyla bize asıl hedef olarak aşkı ve aşıkların yolunu göstermeye bu şekilde devam edecek inşallah. Evet, bugünkü birlikteliğimizin son beyti ise ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi yetişkin, olgun kişinin halinden anlamaz. Buraya kadar söylediklerini topladı Mevlana Hazretleri. Toplu bir ifadeyle söylemiş oldu. Öyle ise sözü kısa kesmek gerekir ve selam diyor. Şimdi 18 beytte Mevlana Hazretleri sözü kısa kestiğini söylüyor. Bu 18 beytte anlattığını, kısa kestiğini söylediği mesnevisinde yaklaşık 26 bin beytte anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 14 bin beyt civarında da Divan-ı Kebir'inde Mevlana'mızın şiirleri var. Diğer eserler arasındakileri de şöyle bir tabiri caizse yuvarlak hesap 50 bin beyt ne anlatıyor? Hak anlatıyor, insanı kamil anlatıyor, aşkı anlatıyor, Allah-u Teala'nın kainatı yaratmasını anlatıyor ve sözü kısa kestim diyor. Hakikaten böyle midir? Hakikaten böyledir. Zannediyorum Salih Baba olacak Erzincan'da veya Elazığ tarafında. Salih Baba şu anda elimizde divanı olan büyük zatlardan bir tanesi. Belki anlattım mı bilmiyorum burada ama tekrarında fayda var. Salih Baba bir çoban. Hiçbir medrese tahsili yok. Hiçbir hoca efendinin önünden geçmemiş. Bir kolu çolak, bir ayağı topal, bir gözü kör. Efendim, yani genelde insanların ya bu da kimdir, ne işe yarar filan diye baktığı bir adam. Üstadını duyuyor ki ya bir büyük zat gelmiş, ben de gideyim istifade edeyim ondan diyor. Çok kalabalık bir topluluk var meclisle. Kapının arkasında ancak bir yer bulmuş, zor böyle. Yani bir de böyle bakmışlar ya şurada otursun işte bu adam filan demişler. O esnada da üstadının huzurunda bir şair böyle kalkmış şiirdeki maharetini anlatıyor. Şiirler söylüyor filan. Etrafındaki insanlara demişler ki ya mübarek ne güzel şiirler bunlar. Siz bir söz üstadısınız filan. Hocası diyor ki Salih Baba'ya, diyor arkadaşım sizi tebrik ediyoruz. Güzel bir söz sanatınız var. Ama diyor şu kapının arkasında bir gözü görmeyen, bir ayağı topal, efendim bir eli çolak, herhangi bir hoca medrese görmemiş olan bizim Salih'imiz var diyor. İlk defa gelmiş o meclise. Şimdi biz ona desek ki diyor evladım Salih kalk oku desek o da okur Allah'ın izniyle diyor. Şimdi Salih Baba diyor ki herhalde bana demiyordu diyor yani. İlk defa gelmiş meclise. Diyor Salih evladım kalk bakalım. Salih Baba kalkıyor aya. Okumaya başla evladım diyor. Salih Baba bir şiirler söylemeye başlıyor hocam. Yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat, beş saat. Diyor ki evladım Salih yeter namazımız geçecek diyor. Kalkıp namazımızı kılalım. Salih Baba işte sonradan o divanı kaleme alıyor. Diyor ki üstadım bana yeter Salih evladım demeseydi vallahi kıyamete kadar söylemeye devam edecektim diyor. Bununla ilgili şunu da anlatayım. Biliyorsunuz bizim Mehmet Aydın hocamız var. Ankara İlahiyat'ta, İzmir İlahiyat'ta uzun yıllar felsefe hocamız olarak görev yaptı. Bakanlık da yaptı kendisi. Şimdi bir talebesine diyor ki evladım diyor sen Kur'an'da ruh konusunu çalış diyor. Bir araştır gel bakalım diyor malzememize. Ona göre ben sana yol göstereyim. Bu abimiz de gidiyor. Bakıyor ki
Kur'an-ı Kerim'de ruhla ilgili yani çok az ayet-i kerimeler var ve üstelik İsra suresinde Rabbimiz estağfirullah yes'elûneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve mâ utîtum minel ilmi illâ kalîlâ buyuruyor. Ey Habibim sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrinden, işlerinden bir iştir. Ve ruh hakkında size az bir ilim verilmiştir. Hocam diyor, baktım şu kadar, diyelim 5-10 tane ayet-i kerime var. Ve diyor, bu ayet-i kerimeyi gördükten sonra ben nasıl doktora yapayım diyor. Bak Rabbimiz buyuruyor ki, size çok az ilim verildi buyuruyor. Bundan doktora çıkar mı diyor. Hocamız da diyor ki, evladım diyor, o az acaba kime göre? Rabbimizin az ilim verildi buyurduğu meselede, İnsanlar kütüphaneler dolusu, ciltler dolusu eserler çıkarsalar Rabbimizin ilmi yanında nedir bu? Çok az bir şeydir. O yüzden büyüklerimizin böyle binlerce beyit, burada Adnan Kara İsmailoğlu hocamız ifade etmişti hatırlarsanız. Biz şimdi iletişim güya hızlandı, teknoloji gelişti. Şimdi merhaba kelimesi yerine merhaba yazıyoruz. Allah'a emanet ol yerine A, E, O yazıyoruz. Yani bazen çok garip şeyler de çıkıyor ortaya da. Şimdi hocamız diyor ki ben çok etkilendim hocamızın bu tespitinden. Şimdi eskiler de hakikati böyle doya doya, hani tabirimi mazur görün, böyle yaya yaya, içine sindire sindire. Yani öyle bir ifade var ki 26 bin beytte yine de anlatamadım diyor. Şimdi biz seni seviyorum, bitti işimiz. Böyle bir sevgi yok. O öyle bir olacak ki kıyamete kadar söylenirse söylenilecek bir muhabbet olacak. İnşallah bugünlük bu kadarıyla yetinmiş olalım. Hazretin hakikat deryasından bize böyle damlalar, kubbeler bu kadar nasip oldu. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbimiz bu güzellikler vesilesiyle daha nice defalar buluşmayı hepimize nasip eylesin. Şu hususu da unutmadan söyleyeyim. Sivas'ımızın Mevlana'sı Şemseddin Sivasi Hazretlerinin efendim Ramazan-ı Şerifler'de Mesnevi Şerif'i baştan sona kadar talebelerine okutma alışkanlığı varmış. Bunu ömrü boyunca devam ettirmiştir. Aslında Farsçasından 26 bin beyti düşünün ki yani Ramazan'ı idrak ediyorsunuz, Ramazan'ı ihya ediyorsunuz. Bir yandan hatimler, teravihler, sahurlar, iftarlar, işte namazlar, zikirler, tesbihatlar ve bu arada 26 bin beyt yaklaşık Mesnevi'yi Ramazan-ı Şerif içerisinde aslında okuyor ve okutuyorsunuz. Onlar o yüzden büyükler işte. Biz de Sivas'ımızda, Sivas'ımızın Mevlana'sı Şemsivasi Hazretleri'nin de manevi huzurunda bu özel, bu güzel mekanda Mevlana'mızı anmış olduk vesilenizle. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden Kadir Geceniz, bayramımız hakkımızda hayırlara vesile olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeah.